Süper Konseyi'nden merhaba değerli izleyenler. Tümer Metin ve Ermen Özgür ile birlikte Süper Lig'de en iyi 11'i seçeceğiz ilk yarı itibarıyla. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş Bayağı olduk. da birbirimizi görmüyorduk. E doğru araya hastalıklar girdi falan. Çok şükür sağlığımız yerine geldi. Çok şükür. Sağlıklı olalım da görüşürüz Erkut'cum ya. Yani. Görüşürüz. Önemli olan o. İlk yarı için aklınızda kalanlar neler? Süper Lig'de. Ben Sergen Yalçın'ın ayrılması en çok aklımda kalan şey. İkincisi Trabzonspor'un başarısı. O da neden? iki kupa kaldırmış, üçüncüsüne aday bir takımın teknik direktörünü altı ay bile sabredeme işimiz. Bence en önemli detay diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? E, buraya bir eklemem olsun. Ülkede uzun vadeli planlar çok sıkça yapılır. Ama birçoğunun da aynı sıklıkla çöpe gittiğine defalarca şahit olduk. Eee... 6 ay 2 kupalı, 6 ay tahammül edilemeyen, Beşiktaş'ın öz evladı denilen, efsanesi denilen Sergen Hoca... ...geçen seneye damga vuranlardan, yakın tarihi ayrılışı. Bunun yanı sıra Trabzonspor'un başarısı, ilk yarıya vurduğu damga. Şimdi bugün yılbaşına girerken yapılan programlarda biz de yaşadık aynı sıkıntı. Senenin takımını seçiyoruz. E şimdi Trabzonspor mu diyeceğiz yoksa geçen seneyi 2 kupayla bitirmiş Beşiktaş mı... Senenin takımını seçerken biraz oradaki ayrıntı, iki kupa ayrıntısı ön plana çıktı. Ama seneye damga vuran iki olay sanıyorum iki kupayla bitirilen sezonun sonunda altı ay sonra takımdan ayrıçtı Sergen Hoca'nın. Ve Trabzonspor'un ilk yarıda yakaladığı olağanüstü başarı. Mesela hangisi daha e, Ne oldu önemli? Mesela hani Squid Game'le başladık. Sonra Kestane Balı'nın diyarı. Çabuk tükendiler. Yok ya. Bir ne oldu var. bu hafta? Şey, 2021 kötü ha. geçti ya. Bir şey bulamadık. Konseye bir şey arala. E, korona bir şey yapsaydık koronada. E, maskeye sebebi. çıkalım dedik Bas, sonra dedik ki maske. yani zaten e, artık bunun farkındalığını herkes biliyor bu kadar bakamayken. Yok ya. bilmiyor ya bak sana bir şey anlatayım ne oldu biliyor musun? <laughs> hem babamdan sebep hem benim hastalığımdan sebep. Bir de Gamze Hanım ayak parmağını kırdı. O, o da tam üst üste geldi bu ara. Yaklaşık cumartesi gününden beri her gün... Liv gittim ben. Artık otoparkçılar falan abi hoş geldin. Yani defter falan imzalar durumdayım. Neyse dün mü dün değil evvelse gün mü ne? Asansörü şey yapmışlar Erkut. Böyle basacak yuvarlak daireler. Dört kişi. Mi? Dört kişi altı kişi gibi. Yani altı kişi binebilirsin demek bu yani. Akıl var izan var. İşte biz dört, dört kişiyiz içeride. iki kişi bindi. Altı tamam. Hepimiz de maskeliyiz. Bir katta durdu. Biri içeri girdi. Dedim ki sizinki ise ben çıkayım. Siz <laughs> devam edin. Bir farkına vardı. Çıktı. Hadi dalgınlığına gelmiş. İçeriden bir kadın ki çok güzel bir tepki verdiniz dedi. Çok yerinde bir tepki oldu dedi. Abi biraz biz yapıyoruz. Maskeye alıştık evet. mı? Alışmadık mı? Alışmalı mıyız? Basit. Takarsan bulaşmıyor. Kurtuluyorsun abi. Aşın ol. Maskeni tak. Rahatsın. Ya Vaka sayısı 50 iken marketten aldığımız bütün her şeyi yıkıyorduk. Yumurtayı yıkadık biz evde ya. <laughs> şimdi o kadar. Yumurtayı, yumurtayı yıkadığımızı yani. biliyoruz yani yumurtayı. Asıl şimdi dikkat etmemiz lazım. Yani e, bu programın da mesajı bu olsun abi. Yani Skid Game'ler kestane biraz artan vakalar. Yemez Bunu yemez. Ne istiyorsun abi? <laughs> ben bilmiyorum ne istiyorum. Sen getir mi koyuyorsun. Bunu yemez <laughs> abi. Yok Squid Game kartlar falan bir havaya girdim ben çünkü konseye girdiğimde. O çok iyiydi değil mi? Evet abi üstüne evet. bal geldi. Gerçi şey el hissi yaktı beni oradan. Murat'a biraz zahmet verdik gitti bir daha kart bastırdı arattırdı. Bir de üstüne kendi telefon numaramı yazdım Allah'ım yarabbim 7.24 arıyor hadi oyun oynayalım hadi oyun oynayalım <laughs> Peki o zaman başlayalım mı? Başlayalım. En iyi kaleciyle başlıyoruz. Adaylarımız hemen sizlere takdim edeyim. Sen adayların hakkını ver, oraya alsacağını as. Orası Peki. belli zaten. Tahmin ediyorum. Adana Demirspor'dan Muriç. Çok özellikle iyi, çok iyi oynadı. İlk yarının ikinci periyodunda. Şimdi Murat'ın Genelde bilgisine güveniyorum bu konuda. İstatistikleri de tek tek kontrol ettiği için çok çok daha... çok, çok... <laughs> Bir güvensiz bir ortam oldu şu an. Ya bazen oluyor ama özellikle lige yeni çıkmış bir takımın kalecisi için müthiş bir performans hakikaten. Yani Tabii adaylığını sonuna kadar ya. hak etmiş bir kaleci. Doğru. Yani. İlk başladı zaten. Kariyerin ilk başında da ondan Bize beklentiler iki, fazlaydı. Bu üçüncü konseyimiz doğru mu? Evet. Yani 2 ile 3 arasındaki, dört, dört bu 4 pardon, dört. bu 2 ile 4 arasındaki periyodu çok iyi oynadı. Doğru. Tamam, bir diğer adayımıza geçelim. Şeyh O da iyiler arasında. Yani coin sporun şu anki performansına direkt katkı sağlayan isimlerden biri. Şeyh başarısını biraz coin spor defansının tabiri caizse kemik gibi uçana Serkine kaçana sertliğinden de kaynaklandığını düşünüyorum. Ama onun da maçı etki ettiği anlar var. Yani kaleci sahne için, ona geldiğinde o sahnede de bir yerini aldı. Kaleci için Anadolu kulüplerinde olduğu gibi sezon geneli kadar bence derbi performansları da çok özeldir. Derbileri Hı. de iyi oynadı. Evet. Yani Doğru. mesela evet iyi, Konya Spor da iyi bir sezon geçiriyor ligin ilk yarısında. Ama derbi performansları hep akılda kalan performanslardı. Yakın tarih Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı gibi çok Müthiş. özel bir kaleci. Benim takım arkadaşım bu arada. Daha çok gençti o zaman. Mersin'de. Ama iyi şey üzerinden biraz Konya Spor e, güzellemesi yapabilirim şu açıdan. Biraz böyle maçları ilk geri değerlendirirken ben direkt hem Trabzonspor hem de Konya Spor'un direkt rakiplerine baktım. Yani rakipleriyle yaptığı maçlara baktığımda Mesela Trabzonspor Galatasaray'ı iç sahada yendi. E, Fenerbah pardon berabere kaldı. Beşiktaş'ı deplasmanda Beş yendi. E, Fenerbahçe Fenerbahçe'yi yendi. Konya Spor çok iyi bir oyun oynadı. Galatasaray'ı evet. yenemedi. Evet. Ali de, Beşiktaş'ı yendi, Fenerbahçe'yi yendi. Ve Trabzonspor'la oynadığı maçta da yani yenememesine karşın maçı aslında hak edebilecek ya da Uğurcan'ın kariyer rekoru kırdığı bir performans ortaya çıktı. Yani iki zirvedeki iki takımı kıyasladığımızda aslında Konyaspor biraz diğer karşılaşmalardaki detaylardan kaybetmiş gibi Trabzonspor'a göre. Doğru. Erman'ın çok mesaisi oldu benim de keza aynı şekilde Anadolu Kulübü'nde. Samsun'da falan oynarken özellikle derbi maçlarda kalecinin performansına çok ihtiyaç duyardınız. Belirleyicidir çok. Yani eğer o gün kalecin biraz normalin yani sezonda gösterdiği performansı bir tık üzerinde performans gösterirse özellikle maçın başları için konuşuyoruz. Sonra hem oyuna adapte olman hem oyunun gidişatına ısınman ve oyunu çevirebilmen takım adına da fayda sağlar. Seyit için o anlamda bu sezon Konyaspor'un bulunduğu pozisyona hem de kendi kariyeri açısından da son derece faydalı geçtiğini söyleyelim. Evet. Ama öteki burada da bir as polis var. Konyaspor maç örneğini verdin değil mi? Hı. O maçta alınan puanın kahramanı. Aynen. İstanbul'da Beşiktaş'ı yenerlerken oyun berabereyken inanılmaz. Oyunu tutan Tabii. yine maçın kahramanı. Yani Trabzonspor'un zorlandığı anlarda ve zorlanıp kazandığı anlarda her zaman başrol. Tabii. O yüzden istikrarına da baktığın zaman biz burada uğurcansız bir konseye geçirmedik. Hiç. Hiç geçirmedik. Onun yerine bir kaleci asmak çok zor. Bir kez tahmin ediyorum ki. Ne dikkatini ki, çekti? Okan Kocu'yu seçtik galiba. Onun dışında o. Bu arada çok yakın sayılar birbirine. Evet. 18 maç oynamış. 14 gol yemiş. Uğurcan 7 maçta yani. Klinşit dediği İngilizlerin. 7 maçta gol yememiş. Kurtarış yüzdesi de yüzde %83. Şey işte 19 maç, 15 maçta daha doğrusu 15 gol yemiş. 8 maçta gol yememiş. Onda %82. Aslında rakamlar sayılar birbirine çok kesin. yakın ama Uğurcan'ı diğerlerinden bir adım önde tutan şey sanıyorum şu olsa gerek. Şimdi kaleciye sezon başı planlamasında oyunculara santrafora nasıl bir çift taneli rakamlar ulaşmak zorunda diye yazıyorsan... Uh -huh ve takımın hücum yükünü çeken oyunculara çifhaneli rakamlarla geçirilen sezonlar kıymetli diye adlandırılıyorsa kaleci içinde 6-7 maç yazıyorsun bu Uğurcan tarafından alınır diye planlamada. Uğurcan o rakama ligin ilk yarısında ulaştı. Evet. Yani şunu demek istiyorum aslında varmak istediğin nokta şu arada bir uçurum var mı? Yok hayır. Yok Heh. yok tabii ki yok. Yani ne derler yani at başı <laughs> mı? At başı farklı mı Uğurcan? Bu arada bir mı? şey söyleyeyim. Bunun farkı, Bunun farkı yok. Konya Sporum... İlk yarı performansı sürpriz mi? Bence yani evet. sürpriz. sürpriz. İbrahim Seyicinki değil. Hmm. Yani çok pozisyon veren bir takım olsa da bu iyi kaleci. Elleri sıcak hele çok iyi kaleci. Çok da çalışkandır. Beşiktaş maçını kurtardı mesela. Evet. Çok da çalışkan ben bir ben kaleci. Ben tembel de. kaleci görmedim biliyor musun? Genelde kaleciler çalışkan. Ben oluyor. gördüm şimdi. Gördün mü? <laughs> <Ayıp abi. gülüyor> Anladık ama kim oldu. Hemen, hemen anladım kim mesela. Ya Yok da tanımayabilirsin sen abi. Ben Anadolu kulüplerinde çok tembel adam gördüm ya. Çok çok. <laughs> en kaleci. En Kaleci de gördüm. Öyle mi? Evet. Abi benim kalecilerim hep... Yani benim çalıştığım kaleciler hep... Abi Engin İpekoğlu'nu gördüm. Deli saçması yerden yere atıyorlar. Ben Çanakkale'de yani. oynarken Engin abi 37-38 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Abi antrenmanı en son bitiren, antrenmandan sonra yarım saat, bir saat daha çalışan, inanılmaz kendine vücudunda yağ yoktu evet, adamın ya. Evet, 37-38 yaşında. Ben Engin abi gibi profesyonel oynarken zaten Çanakkale'de Süper Lig'e başladım. Ya bu nasıl bir şey yani? Öyle de bir ağırlığı vardı ki. Tabii canım. İdmanda kavga çıkıyor. Engin abi höt dediği zaman yumruk havada kalır. <laughs> Böyle kalırsın heykel gibi yemin ederim. Böyle bir ağırlık olamaz abi. Çok Selam olsun Engin Hoca'ya da. Hadi. O zaman sabitlerle devam edelim. Kaleci olarak Uğurcan Çakır'ı seçtik. Konyaspor'dan Konya Spor'dan Skubic. Bu arada sezon başından beri Süper Lig Konseyi'nde mutlaka Konya Sporlu oyuncular Demirbaşı oldu. aday oluyor ve 11'e de seçiliyor. Bu da Konyaspor'un. Spor'un ee, Başarı sahası sezon anlamında. Ee, Büyüamin bu programın yedikli oyuncularından biri oldu. Ee, Bugün de yine sabi kadaylarımızda. Son da. maçta önlü büro gibi. Orta saha gibi oynattı onu bu arada Nuri Hoca. Yani o da çok yönlü bir oyuncu. Farklı pozisyonlarda oynuyor. Biraz doğrukan havası var onda. Farklı pozisyonlar oynar Peki orijinalinde ben bilmiyorum geçmişini. Beşiktaş'ta da orta sahaydı sabik mi yoksa sabikli orta saha mı? Yapabilir mi sahibik büyük sahibik? takım Erman? Gelişim kadetmesine bağlı abi bana göre. Ya, bu haliyle zor. Peki Rosie'yi yedeklemek istesen alır mısın? Bu da başka bir sorunu. Bakış Beraberini açısı olarak soruyorum. Yani tamam, desen ki yani ben geniş kadroya. Ben şuna çok inanıyorum abi. Özel oyuncuların olsa bile bir takımın kaderini belirleyen şey antrenman kalitesi ise, oynamadığı halde o antrenmanı kaliteli hale getirecek oyuncular Bünyamin gibi oyuncular. Yüksek performans, çok çalışkan, çok seven Hı. ve oynattığın zaman da belli bir performans alacağını bildiğin oyuncular. O yüzden Dorukan'a benzettim. Dorukan 5-6 hafta yoktu. Bir döndü ihtiyacın olan bir oyuncu. Ama yani, şöyle, gibi. şöyle oluyor ya mesela majör takımların hepsinde de bir sabeki diğer bir sabekle yedeklemiyorsun yani. Genel olarak genel büyük takımlar için söylüyorum. Şu var. Tamam bu Bünyamin sanki o sınıfın bir tık üstünde gibi. Rozi'yi oynamadı Bünyamin'i oynatırım. Kaç maç oynayacak Bünyamin senede? 3. Bilemedin 4. Rozi'nin oynamadığı maç adedine bakacak olursak. Orada da işte bu istikrarı yakalamışsa Rozye istikrarını bir oyuncuyu devşiriyorsun oraya. Bir stoper bir maçlık yani sezonda dört maçlık bir stoper ya da bir orta sahadan bir oyuncu. Peki şu olabiliyor biliyorum Mesela abi? bir Dorukan gibi değil. Anladın mı? Dorukan Rozye oynamadığında sağ bek oynatabilirsin. Dorukan Atip oynamadığında ön libero da oynatabilirsin. O da oynar Oynar mı? İşte yani Beşiktaş'ta da Necip'ti. O Necip'in de sakatlığından dolayı son belki maçta oynadı. O örneği verdi. Son maçta oynadı. Abi bir kere çok tempolu. Evet. Dayanıklılığı var, agresifliği var. Başka bir şey Or yok zaten. Orta o kadar saha ya. özellikleri de var. Yo, ayağı da fena değil de. Peki üçüncü e, sağ bekimize Cebrail. Cebrail'i biz galiba ilk 8 hafta sağ bek olarak seçmiştik. şu seçmişi... yenilen gol Süper var ya, Yenilen izliyor. gol çok acımasız bir istatistik olmuş ya. Ama... yani şimdi Cebrail'in iyi oynadığı ona bakmadan bir ilk yarıda da... yenilen gol 29 olunca ya acaba dedirtebilir sana ama bana göre sezonun en iyi bek performanslarından bir tanesi. Müthiş de bir gole imza attı. Derbi performansı Derbi var. Performansı. Şimdi 3 tane sabi adayımız var. Burada niye yok dediğiniz var mesela. Rose gibi. Ya da ne bileyim çok az bir sekansla oynadı ama Dorukan gibi. Ee, ben Rozi olsaydı şaşırmazdım. Ben de Dorukan değil. Çok dediğin gibi az dakika buldu o pozisyon için. Ee, i̇şini yaptığını söyleyelim ama bulduğu dakikalarda Dorukan'ın katkı sağladığını söyleyelim. Çok az Rozier'in de sezon başına oranla toparladığını söyleyelim ama geçen seneki performansı ile değerlendiriyoruz. Rozier olsa hayır demem. Rozier olsa da benim sabekim Sukubiç olacaktır. Sukubiç. Muhalefet etmeyin. Sukubiç mi diyorsun? Evet. Ben biraz Bünyaminciydim ama Sukubiç mi diyorsun? Hayır eğer bir kıyaslama yapacaksam Cevrail'e yapardım. Hmm. Ama Sukubiç'teyim ben de. Tümer abiye Ben yani. Büyümin'i biraz daha Antalya Spor'un hani Büyüemin'in de seçtiğimiz bir konsey olmuştu ya da üzerine Bu çok arada, fazla konuştuğumuz. üçlü de oynuyor. Evet. O yüzden yani, Antalya Spor'a hani da kritik bir pozisyon. Yani. 3-4-3 gibi olduğu zaman da o dörtlü tam bir bek değil. Büyümin'in oynadığı pozisyon. Sol beke mi geçelim stoperleri? Bence sol beke geçelim. Geçelim. Adaylarımız Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'tan. Konyaspor'dan Gilerme. Ki konseyde Gilerme'yi de e, en iyi sol bekler arasında yazdık seçtiğimiz haftalar oldu, aylar oldu. Ya ay ay bakmasan da işin genelinde hmm. Gilerme çok çok iyi iş çıkardı bana göre Konya Spor'da. Hmm. Bu sezonun ilk yarısının kanat bekleri bence Konya'da. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben bunu vereyim. Bir diğer adaylara da bakalım. Benim için bu. Ferdi Kadıoğlu her ne kadar nerede oynadığını tam olarak kestiremesek de sezonun ilk yarısında ağırlıklı olarak şu savunma oynayan Fenerbahçe'de yine sol kanatta ee, ...savunma ağırlıklı bir rol üstlendi. Zaman zaman sağ kanatta, zaman zaman sağ bekle savunmada gördük. Ama bence performansıyla Pereira, adaylar arasında olmaya hak Pereira, etti. Pereira Ferdi'ye iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı? Ben söyleyeyim. Sana bir sorum var. Lütfen. Hem Erman'a cevap olsun hem sen soruyu cevaplarsan daha aydınlanır izleyicilerimiz. Şimdi birçok isim geçiyor Fenerbahçe'ye. Dışarıdan gelecek isimler de geçiyor lokal piyasamızdan da isimler geçiyordu. Bu ligi izleyen, bilen, izlemeyen herkes diyelim ki izlemedi. Bir hoca geldi. Löv, Fenerbahçe'yi izlediğini zannetmiyorum. Adı geçenlerden söylüyorum. Ya biz ne oynadık diye beş tane kaset izlese Ferdi Kadıoğlu sol tarafı oynuyor. E bu daha önce burada mı oynamış? Niye bunu burada tercih etmişler? diye bir soru işaretiyle yaklaşacaktır. İçeriden gel yapılacak bir hoca tercihinde de Muhtemelen gelen kim olursa olsun Ferdi'yi sol kenar ya da sağ kenar oynatmayacaktır. Önde tamam ama Pereira'nın tercihi bu durumda. Ferdi'ye de haksızlık etmeyelim. Verilen görevi layıkıyla üstüne düşen şekilde elinden gelenin en iyisini yapar şekilde yapmaya çalıştı diyelim. Ama benim de kadroma girmez konseyde kadrom. Rıdvan'ı çok çabuk eledik oradan. En iyi oynadığı Ele maçlarda mi? bile. Elemedik tam sayıyorken. Erkan davrandı. Şöyle, Cemali'yi de elinde gördüm. Cilerme için Erman'la aynı fikirdeyim. Ee, çok, Rıdvan'ın da bak, sayılarına bakmak lazım. en iyi oynadığı maçlarda bile, bu maçın adamı dediğimiz maçta bile, Altay maçı gibi bir savunma zafiyeti hissediyorsun sol kenarda arkasından. Atilla Salay en iyi zamanı olmasına rağmen, Hı -hı. Başakşehir maçında onun arkasından çözüldüler. Bıraktığı boşluklardan çözüldüler. Ferdi Kadıoğlu, bence Perera iyilik yaptı. Ona bir yer buldu ve üzerinde ısrar etti. Bugün milli takımımız için bile seçtim milli takım dedi ama hangi pozisyonda oynayacak milli takımda ben çok merak mi? ediyorum. Bence dört yani. savunmanın da kanat bekini oynayabilecek dur, bir durum oraya, var artık. hemen atlama ama bak çok güzel bir soru sordu Erman. Şimdi Ferdi hayırlı olsun milli takımımızı tercih etmiş. Bence biraz gecikmeli oldu bu kadar düşünmesi hı hı. de. Tamam hadi oyuncu düşündü diyelim orasına da bir şey demeyelim. Ama şu geldin geniş kadroya Ferdi'yi ilk milli takım kampına çağırdın. Sol kenar mı oynatacaksın? Sol bek oynamaz mı dörtlü savunma sol bek? Bence oynamaz. Bence de oynamaz. Caner'in savunmasından şikayet ediyorsan Ferdi de aynı. Bence şey, oynamaz. Hani, mesela sağ bek oynadığı dörtlü savunmada sağ bek oynadığı, sol bek oynadığı durumlarda Tam, da bence oynamaz. İkisinde oynadı. de oynamaz bence. Yani, yani Ferdi'yi çağırdık milli takıma 4-3-3 oynayacağız. 4-3-3'ün yani hucum hattının iki kenarından bir yerde oynatacaksak ona tamam olur. Tümer abi orijin bek mi? Değil. E orijin Umut Meraş, Rıdvan, Caner, Orjin Bek sayarım Türkiye'de ben sana bir sürü. Cemali, Sivaslı Uğur, U Sivaslı Uğur. Beş tane sayarım. Ee, Sol Bek olmaz mı? Peki bizim milli takımımızda zaten bir sola açık sorunumuz yok mu abi? Yok Kenan var orada. Hep, Kenan yani. <laughs> On kere zaten var. olursa Kusura bir tek orada ya olur. Yani. Zaten sıkıntımız var bizim orada. Olursa bir tek orada olur. Ya mutlaka e, milli takım tercihini yaparken de bu konuda bir görüşme olmuştur. Peki Kurs'ta. yeni gelecek teknik direktör Ferdi'de bu kadar ısrar edecek mi sence? Perera'nın ettiği kadar. Bence etmeyecek. Çünkü ön oyuncusu olduğunu görür. futbolu az bilen hı hı. bir adam bile görür ki en iyisini gelir. İnşallah Fenerbahçe. Ben sana bir soru sorayım. Hadi cevapla bakayım. Severim senin o bakış açını. Perera şimdi bir takım alırsa Serhat'ın kulakları için nasıl? Böyle desem diye bak. Neler çıkardı orada Serhat'ın ciddi tedaviye ihtiyacı var biliyor musun? <laughs> Ve ben de çıkamadım Serhat'ın. Serhat'ın Serhat'ın kazdığı çukurdan ben de çıkamıyorum o gündür. Bak şuradaki her oyuncuyu Perere'ye bağlayabilirim. <laughs> Şimdi Perere yarın öbür gün bir takım alsa Ferdi'yi transfer etmek ister mi? Maliyetini karşılayabilecek bir takımsa ister. Bence istemez. İstemez. Vallahi istemez. Ferdi mi Mesut Özil mi? Ferdi ya. Ferera Ferera gibi Ferdi, abi. Sana. Problem oldu. Hayırdır sığamadın mı? Rıdvan için ne diyor? Oldu mu sence? Asker şey alçak kalmış. Rıdvan oldu mu? Oldu mu? Yani Rıdvan oldu mu? Yok, daha Hani daha şöyle diyorlar daha... ya, gelecek genç oyuncu, Beşiktaş'ın altyapısından geldi, geçen sene şampiyonluk yaşadı. Bu sene daha çok dakika buluyor. Peki oldu mu? Milli takıma gidiyor. Oldu mu Rıdvan? Daha tam değil. Daha yolu var canım. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Bu kadar süre bulduğun yaklaşık bir senedir camianın içinde yaklaşık bir senedir min takım havuzunun içinde yaklaşık bir senedir üst seviye maçlarla teneffüs ediyor. Zorluk derecesi yüksek maçları oynuyor. Hala oldu diyemiyoruz. Peki ne Rüzvanın zaman? Vasat'ın üstünde oynadığı maç sayısı mı daha fazladır yoksa Vasat'ın altında kaldığı maç sayısı mı? Abi? Öyle değerlendirilmez benim kalemimde. Anladım Peki. ne demek istediğini. Yani bir yere çıkmaz. Peki. Söyleyeceğim. Şunu söylüyorum. Eee ne eksik o zaman öyle sorayım? Niye olmadı Rıdvan? İstikrar eksik ama ben Rıdvan'ın yavaş giden gelişimini bizim futbol kültürümüzün eksikliğine bağlıyorum abi. Biz genç oyuncu yetiştirmeyi bilmiyoruz. Çok nadir yetişiyor. Mesela bence yetenekli oyuncu. Yani yetenekli oyuncu ama ofansif anlamda gelişimi de defansif anlamda hep bahsederiz. Sayz'ın gelişimi. Bizim oyuncuları doğru yönlendiremememizle çok alakalı. Ben bu oyuncunun gelişiminin bizim futbol kültürümüzün yavaşlığı ya da sağlıksızlığı yüzünden yaratıldığı fiziksel gelişimden bahsediyorsunuz. Hem fiziksel hem istikrar ya ben oyuncuların bu tip genç oyuncuların stres yaşamadan oynaması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş takımının dağınıklığı içerisinde yine iyi gelişim dikkat et. Haklılık yeri var. Bir örnekle destekleyeyim orayı. Hı hı. Soruna da cevap olsun. Erkut şöyle söyleyeyim. Yine bir efsanedir. Beşiktaş efsanesidir. Recep abi, Recep Çetin. Takoz Recep. Takoz Recep. Hı hı. Namı diğer. Selam olsun hocamıza. Şimdi Recep abi kadar sert mi? Değil. Recep abi kadar çabuk mu? Değil. Çabukluğu iyi ama. Ama, ama topla ilişkisi Ama Recep daha iyi. abiden daha iyi topla daha ilişkisi. Daha teknik evet. Yani Rıdvan'ın artılarını sayarken Rıdvan'ın artılarını sayarken sanki eksileri yani o fiziki dezavantajından kaynaklanan, tecrübesizliğinden kaynaklanan, ve o fiziki de dezavantaj o bölge için en kıymetli pozisyon. Bak stoper bile zaman zaman aklıyla o avantajı dezavantajı avantaja çevirebilecek çevirebilenlere şahit olduk. Popescu gibi mesela geldiğinde. Ama bu pozisyon abi şimdi dönemin santraforları büyük büyük usta oyuncular özellikle cüst olarak bir bakıyor bek kısa hemen atıyor abi ikinci direğe kendini ve eşleşiyor orada kenara gittiği dakika top. Stoperden uzaklaşıp çok zaaf yaşadı defansif olarak. Ya Ama işte fiziksel olarak mini takımı şu anda dışında. da fiziksel 3 tane, Üç tane sol bekinden ikisi 5 yaşın kadrosunda. Gözümü kapatır Rıdvan'da ısrar ederim Beşiktaş'ta. Evet. Sürekli. Çünkü o Umut Meraş'ın gelişimine nazaran Rıdvan'ın gelişiminin çok daha onu iyi oyuncu yapacağına inanıyorum. Bir de daha cesur kararlar aldığını düşünüyorum ben. Ben ofansif ya. anlamda çok daha iyi bir oyuncu görüyorum ona Bu baktığınız zaman. Onun sayısı da on. gayet iyi Kemal abi. Skora katkısı 5. Mesela Gilermin'in de öyle. Abi Umut Meraş'ın önde oynayabileceğini düşünüyor musun? Aa. Hı -hı. Bu oynar. Önde? Evet. Gilermin Zaman içerisinde İsmail Köybaşı İbrahim üzülmez oynadı. Tercih ya edildi. Oynadılar. Önde zor olur. Da abi bunun olur, yeteneği bak. bunun yeteneği tamam öyle adam eksiltir. Larin'in yerine oynasın demiyorum. Maç maç tercih edilebilir. Var özelliği, hmm. çabukluğu, şutörlüğü, asist özel kafasını kaldırıp topu dışarıya çıkan bek benim için bir sıfır öndedir. Yapıyor abi. Tamam bu doğru. Yapıyor. Artılarından bir tanesi bu. Evet. Top rakibe geçtiği dakika sıkıntısı var. Ben Benim Rıdvan'a tavsiyem şu olsun. Biraz oyuna öyle bakması lazım. Yani kendi maçlarını maçtan sonra oynadığı maçları izlerken top, top Beşiktaş'tayken yaptıkları ya da iyi yaptığı şeyleri izlemektense top rakipteyken nerede durması, nasıl kademe yapması, nasıl pozisyon alması ve o geçiş diye tabir ettiğimiz hemen reaksiyon değiştirdiği anlarda daha hızlı düşünmesini ta tavsiye ediyorum. Ben çok de çok daha hızlı. Küçük bir tavsiyede bunun Kendisine bir tane PT tutsun. Futbol dışında gelişim kat etmeli bir, inşallah çok kitap okuyan bir çocuktur. İki, üçüncüsü de Avrupa'dan maç serisinde oldu. Tabii önemli. Mesela eee Abdüş'ün, Abdülkadir Ömür'ün bu son periyottaki gelişim e, sebeplerinden birinin de iyi bir PT olduğu söyleniyor. PT çok önemli. Evet. Şimdi Rıdvan gibi, Abdüş gibi fiziki dezavantajla havuzun içinde bulunan oyuncuların bu o dezavantajı başka bir şeye çevirmesi evet. lazım. Yani öyle öbür taraftan öyle bir artın olacak ki ya tamam burası da çok göze batmasın falan. <laughs> abi çok bilinçli yani. bir dönemdeyiz. İnşallah faydasını görürler. Görmeleri gerek. Hani Yusuf Yazıcı'nın uyku terapisti olduğu gibi. Ne zaman uyuyacağını söyle. Her şeyden faydalanma. Biz futbolculuk döneminde ben bir maçta oynamadığım Yusuf zaman. Yusuf Yazıcı'nın uyku terapisti mi varmış? Uyku evet. koçu. Uyku koçu. Çok önemli bir şey anladım. bence. Harika bir Hiç şey. şey. E, takımlar Liverpool'un taç koçu var abi. Nasıl taç duyanı anlatıyor abi. Yani onların başarısız olması mümkün mü? <laughs> Murat bana uyku koçu haftaya hazır olsun. <laughs> bize kesin, kesin köşe şeyler tavsiye eder. Bir dakika, giler mi abi? Abi giler mi ama, hı. şimdi diyorum ya ekstra çalışsın. Hı hı. Ekstra, PT ile çalışsın. Biz Bu arada çalışıyor çocuk. ha Biliyor Oynamadığımız yani. dönemde spor salonuna girdik diye <laughs> teknik direktörler bizim yaptırdığımız... Çok yaşa abi. Geçti rahat olun ya. <laughs> Bizim yaptırdığımız antrenmanlar size yetmiyor mu kardeşim deyip salonun kapısını kilitliyorlardı. Öyle bir bilinçsizlik vardı. Hala çalışıyor, çalışıyor mu abi? onlar? Çalışıyorlar süper. Yok kiteri, yok, yok. çalışamazlar. Vallahi abi. çalışıyorlar şey abi. Bu arada Rıdvan çalışıyor yani hakkında yemeyelim. Ya, İnşallah çünkü hakikaten bence potansiyeli çok yüksek ya bugünkünden daha iyi olacak. Kim? Ciler mi? Kim abi? <laughs> Bu kadar Rıdvan'ı konuşup Cilerme'yi yazmamız lazım. Yani o yüzden diyorum. <laughs> İki saattir Rıdvan konuşuyoruz. Yaz oradan bana bir Cilerme diyoruz sonra. Mesela bence Gilerme Skubiş'ten daha fazla hak etti. Bu konseyde ilk 11. Rakipleri de biraz zayıf. Yani Beşiktaş çok dalgalandı Rıdvan'ı. Cilerme. Yani. Ee, ben Rıdvan'ın da iyi iş çıkardığını söylüyorum ama ilk yarının genelinde Gilerme'nin Konya Spor'un o kritik Türkiye'de, anlayışında Türkiye'de sol bek arayanların ilk baktığı oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, e, Erman bir de çok değişik bir stili var Cevan'ın. Evet. Çok beğendim. Sen her, her zaman söylerim. Türkiye'de sol bek arayanlar enerji yükseltecek Türk ilk baktıkları oyuncudur. Peki. O zaman Gilerme. Kimse ne? alamaz muhtemelen. Hayırlı çok olsun. Şerin <laughs> Evet. Stoperlere geçiyorum. Bana bak. Bir, bu nedir? Kitap gibi. Ne yapalım abi ya. Kitap işte. Kitap. Futbolun kitabını yazıyoruz bak. Yerli var mı orada? Var. Stoperlere <laughs> geçiyoruz. Galatasaray'dan Marka 10 maçla ben bir oyuncuyu ilk yarının oyunu sonra oyuncusu olarak kabul etmiyorum. Peki ben adayları sayayım üzerine konuşuruz. Burada Galatasaraylı arkadaşlar. Fenerbahçe'den Salahi. Hatay Spor'dan Fatih. Duvar çalışsın Fatih biraz duvar. Duvar. Çok önemlidir stoper için. Fenerbahçe'den Kim İnce. Başakşehir, Başakşehir'den yalnız. Başakşehir'den Endiyeşimi. Trabzonspor'dan Hugo. Trabzonspor'dan Edgariye. Konya Spor'dan Abdülkerim. Al stoper gibi stoper işte. Galatasaray'dan Nelson. Çaykur Rizespor'dan Selim Ay. Selim girmezdi bu kadroya Murat'cığım söyleyeyim. Şöyle sen rakam diyeceksin bilmem ne iki maç 3 maç. Ne rakam abi 7 gol 30 ya. skora, var katkısı, katkısı var, ya, skora katkısı var diyeceksin oldu. ama. 3 maç aldı diyor onu. Ee, şu şu önemli o stoper gibi stoper şu Abdülkerim bardakçıyı bir çıkar bakayım değişik. Buyurun abi. Ne oynadı Beşiktaş maçı yine ya. Böyle ısıra ısıra. Ah, sen de mutlaka Edgar'ı iyi isteyeceksin. Ben şöyle düşünüyorum. Abi Kim Min asıp yanındakini konuşalım. O doğru canım. Kim Min as, yanındakini konuşalım. Bak bu yapar transfer mesela. Ben gözü kapalı alırım Abdülkerim. Ben Adat de neye gibi. üzülüyorum biliyor musun Büyük abi? takıma. Bu 5 edecekse atıyorum örnek veriyorum. 5 edecekse Türk oyuncu kuralı yüzünden 8 etmemeli. O tamam o başka bir konu. Doğru. Öyle olsun. olacak ama. Tamam öyle olacak. bütün Türk oyuncular öyle olacak biliyor tamam. musun? Ya, normal kontrata Bu arada da yalnız, Avrupa'dan da takip edenler varmış Abdülkerim'e. Ama çok çok iyi bir ilk geçirdiğini söyleyelim. Ee, benim stoper kavramımda çok önemli iş. Önce şimdi Lugat değişti. Topu oyuna sokan stoperler. Arkadan hucuma katkısı O stoperler... kadar yumuşak söyleme. Ağzına rahatsız ne Ya Allah'ım ya. <laughs> Cem Yılmaz'a selam olsun. Top oyuna sokan stoperler falan diyor. Abi önce keseceksin abi. Önce keseceksin. Evet. En yakın renk taşına vereceksin. Bu kadar. Önce keseceksin. Savunma. Benim stoperim uçana kaçana havadan kavaradan yerden kemik gibi ısıracak yani. Tamam. Ve ısırırken kontrollü olacak. Yani ısıracak ama beni yalnız bırakmayacak. Isıracak ama kendini sakatlamayacak. Yani Serdar Aziz gibi değil ısıracak. Serdar Aziz Amil takım kadrosuna falan neden yok diyorlar. Biz burada 3. 4. konseyi bitiriyoruz. Serdar Aziz'i bir tane şuraya koymadık. Yok doğru. Neden yokun cevabı istikrar. İstikrarlı mı? İstikrarlı. Evet. Isırır mı? Isırır. Tekmeye kafa sokar mı? bunu aynı zamanda kontrol yapıyorum. Ben Kaptanlıkla yapıyor bu arada. Çok çok beğeniyorum gelişimini. Bu arada çok fazla konuşamadık. Programlarda da bence konuşamadık. Bu Süper Lig konseyini de çok konuşamadık ama ben Endiaşmi'nin de çok değişik özelliklerde bir stoper olduğunu ve aslında tipik bir büyük takım stoperi olduğunu düşünüyorum. Belki orta sahada oynuyor. Malatya'dan gelmişti değil mi? Malatya'da daha çok orta saha orijinli izledik evet. ama stoperde de bambaşka bir güven ve top e, sizdeyken de yani bununla beraber oyuncuyla beraber oyunu kurarken de bambaşka bir özellik ve katkı sağlıyor tamam Emre'den sonra. Evet. Bir de oynadığı takım da doğru orantılı. Evet, evet. Emreden sonra... Mesela alalım Endiaşmi'yi koyalım Rize Spor'a hı hı. şu anda. Bambaşka bir şey konuşuyor olabiliriz. Abi ben mesela Trabzonspor maçı da inanılmaz beğendim. İnanılmaz beğendim. Başakşehir'in orta sahası da hem ya kafayı kaldırdığın topu alan oyuncular, ayağını atabildiğin oyuncular o da biraz ön plana Hı -hı. çıkardı. Sen şu kimi az oraya da o hiç konuş üzerine konuşmaya gerek yok. Benim uzun zamandır ligde izlediğim yani çok önemli stoper, Zago gibi, Lugano gibi takım arkadaşım Marcelo olan. çok iyi oynuyordu Beşiktaş'ta mesela. Hı Eee kendi oynadığım dönemden verdiğim örnek inanılmaz iyi meziyetleri olan bir stoper. Şimdi bu arada biz burada üçlüde dörtlüde konuşmuştuk ya tabi. <laughs> evet. Özür dilerim Erke. üçlü Üçlüde hep üçlüde gördük, dörtlüde görmedik de oynuyor ki. Yani, ne, Abi Akile sala ile kim mi varken nasıl gördün oynamasın şey da? Zaten. Benim için en iyi stoper deyince aklıma gelen ilk ayrıntı rakip Santrofor'la birebir bırakabiliyor musun oyuncuyu bırakamıyor musun? Bıraktığın zaman gözün arkada kalıyor mu kalmıyor mu? Hiç gözün arkada Aynen, kalmaz. Doğru, kolay brav. kolay eksilmez. Seni geçirmez. Top kullanma becerisi kötü değil. Dayanıklılığı, çabukluğu. ikisini de aynı tarifle anlatabilirim. Edgar'ı ile. Evet. Ee, Erman. Onun biraz daha e, fiziksel gücü, bunun çabukluğu önde. Hı hı. Doğru. Biraz da o fiziksel anlamda öyle omuz omuza koydun geçtin. Cık, mümkün değil. Bu da çalımı yedikten 3 saniye sonra tekrar önünde. Her rakibin en iyi oyuncularıyla eşleşen stoperler Kim Minjae, Edgar Ye oluyor. Mecbur. Evet yani kesicilik ve kademe. Rakiple boğuşan ve belki. kademe. Rakiple boğuşanlar hep Edgariye, Kim Minje, Abdülkerim de aynı şekilde Aha. katılıyorum. Orada tabii Abdülkerim'in e, Ahmet Çalık'la da uyumunun çok iyi olduğunu söylemek lazım. O yazılmamış ama o da iyi bir sezon geçiriyor. Ahmet Çalık'ın da zaaflarını ortadan kaldırdı Kaldırdı evet. Lider stoper gibi oynuyor. Evet. Bence bu ikisinden bir tanesi. Ama ben lider takımı stoperin değil. Yok buçu bu da çok benim oynamak istemeyeceğim stoper tiplemesi. Nalet yani. Isırır yani. iz bırakır zor zor stoper yani zor. Ya İyi bir şeydirlar. Evet abi ben öyle oğlumu bile öyle seviyorum ben. Sen bana bakma. Şimdi o da sevilmeyecek gibi değil çok maşallah. Şey maşallah selam olsun Kartala. Kartala selam. Şimdi biz tabi mevkileri seçtik de ilk yarının en iyi savunma oyuncusu kim? Yani kim diye soru işareti. Kim ince değil kim. Kim mince? Yani hayır demeyeceğim tabii ki kim mince diyeceğim ama Edgar da böyle bir taraftan basıyor bana yani. Edgar yedi. Ya bir iki tane bireysel hatası var. Galatasaray maçında yedirdiği gol. Ama çok maçta... üst düzey Kim Minje ya. ya. O çabukluğu, ben, ben pozisyon bilgisi mı? falan. Çünkü bir de Pereira'nın işte. üçlü mü oynayalım, dörtlü mü oynayalım kargaşasında da Pera. ayakta kaldı. Bu arada Pereira'nın da en iyi mirası herhalde değil mi? Kim Minje. O mu transfer etti acaba? Tabii tabii. O da referansı transfer oldu. Gider, ayak bir hayır olmuş. Peki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman orta sahalara geçiyorum. Müsaadenizle. Berkay Özcan. Her konseyde benim... Hızlı gitmek istiyorsan şeyi yaz, etrafını süsleyelim. Tamam ben adayları sayayım. Berkay, Başakşehir'den. Trabzonspor'dan Bakasetas. Yine Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür. Fenerbahçe'den Mesut Özil. Orta saha olarak mı düşünüyorsun? Üçlü orta saha yaparız. Dörtlü orta saha yaparız. Bakarız üzerine. Ay, forvet oynadı çünkü. Antalya yorulmuş. Spor'dan Freddy. Karagümrük'ten Bertolacci. İki tane geçti ne oldu? Altında bir tane. Farkındayım. Trabzonspor'dan Marek Amşik. Beşiktaş'tan Joseph Hatay Spor'dan Ruben Ribeiro. Ve Trabzonspor'dan Berat. Ya, Trabzonspor asları yelekleri biraz daha zorlasa, yani. Bak biraz daha zorlasa konsey olarak kendimizi hiç üzmeden Trabzonspor'un 11'ini oraya yazıp kurtulabilirdik yani. Bence. Sol bekte de değil mesela. Sol bek almadılar ki zaten. Onu alsalar yani. o da çıkacak hoca sayesinde. Hamşik dedik asalım. Herhalde burada hiç soru Güzel. hiç işaretsiz. Ben Mesut'u Herhalde. da, Mesut da Hamşik'te aynı yerden okuyorum. Hmm. Yani sallanan Fenerbahçe ama ayakta kalan. Orta ya... sağ olarak mı okuyorsun abi? Evet Galatasaray Öne iki yazamayacağımız için. Şu anda. Yani, Santrafor mu yazacaksın? Çift şey, Santrafor işte. yazamaz mıyız? Bence yazabiliriz. İstatistikleri görünce hak vereceksin bana. Tamam zaten on numara gibi yazarız yani. O olabilir. İkinci ben ettim. savunmacı orta saha istemiyorum çok fazla. Bu sene öyle bir performans görmüyorum abi. Katılır mısın? Tamam Josef evet. Joseph attı iki tane falan ama. Berat'ı yedin yani. Berat'ı yedim abi. Berat özellikle düşüşte son birkaç haftada. Bu yani o Bakasetas çıkışıyla sanki ilk damga vur. O da sakatlıktan sonra çok etkilendi. Tek yaz. Savunmanın önüne koydum Marek şeyi. Doğru mudur? Evet. Biraz daha öyle mi alayım? Yok yok orası tamam. tamamdır. 4-1-4-1 yaparsak Mesut'a daha kolay yer buluruz diye düşünüyorum. Aklın yolu 1. Evet diğer aday. Şimdi Jose iyi ama mesela ilk yarın girebilecek bir kenara git. Performans var mı? Kenara git. Jose'de. 4 1 4 1 dedin ya. Aha. Bu birin adamı. Yani oraya evet, biri oraya yazdık. yazdık. Evet. Git kenara bakalım. Tamam. Soldan süsleyelim. Bir tane mi orta saha yaptık? Evet. 4-1, 4-1'de kaç tane orta saha? E, tamam canım önüne de iki tane daha orta tamam. saha koyacağız. Ofansif ya. koyacağız. E, tamam. Bir daha mı okuyayım yani? Fredit. Tamam malum okuyorsun. Bana göre Bakasetas'ı da yazman gerek. Mesela Bakasetas ilk yarının ikinci yarısına var mı? Az önce söyledim. sakatlıktan sonra yok. Yok. Son 6 ay maçında yaptığı asist oyuna girişi ve maçı çevirdi. Sakatlıktan sonra da faydalı. Hı. Ama istatistiklerine bakarsan Trabzonspor'un liderliğinde... Sezon başında çok fazla maç çözen oyuncuydu. Mesela bu Sen wilka... Bakasetas'ın yerine kimi yazar diyorsun? Bence mümkün değil aynı. Yok bence de mi? mümkün. değil. Bir de şöyle bak. Ne olursa olsun ilk yarının konseyini yapıyoruz ya öyle düşün yani. Abi 11 gol katkısı var burada sakatlığı kat. Hepsi maç çözen goller huh. onların. 11 gol katkısı. Mertuç'un 8 ya. bu arada. <fż> bu başka olur bir şey olur. ya. Bence Bakasetas. İşte. Peki. Marekam ee, Marek Hamşi'yi oraya koyduğum için River Beyoğlu ediyorum doğru mu? E, 2 tane üç tane çok sivrilen maçına hı. şahit olduk. Kabul ediyorum. Beşiktaş maçı gibi. Gibi. Hı hı. Ama ya yani o işte Maestro orada duruyorken inanılmaz tamam. Bazı iyi performanslar. Mesela çok tuhaf. Sosa'yı koyamıyoruz. Sosa buradan eksik olmaz hı hı. diye düşündüğümüz Sosa. Yani sezon yok. başında öyle düşünüyorduk. İstemiyor, istemiyor. Şeyi istemiyor. Skubic istemiyor. istemiyor. Beni i̇stemiyor alın oradan. Beni alın kadrodan diyor. O zaman herhalde diğeri de Mesut Özil mi? Biraz böyle üzerine konuşacak mıyız? 4-1, 4-1 diyoruz ya. Aha. Şimdi bize 3 tane daha orta saha lazım. Abi bence biri Mesut. Hı -hı. Yani Hamşi'nin önüne doğru. Doğru mu Erman? Bence Hamşi'nin sağına Mesut'u asabilirsin. Hı -hı. İki tane de kanat bulacağız. 9 skor katkısı. İki kanat bir santrafor. 4-1-4-1 yapacaksak eğer. E, sol kanadımız da belli. Ama Erkut bir okusun benim hoşuma gidiyor. Erkut okusun hmm, ben abi. Zaten benim şeyde konseyde en çok göründüğüm yer olduğu <laughs> Senin itirazın var mı? Eskiden itiraz yok. ederdin sen ne oldu? Abi kime itiraz edeyim şimdi Ne bileyim ben. Bak çıkarıp Josef'i e mi koyayım oraya? Bazen itiraz ediyorsun ya benim hoşuma gidiyor. Şimdi Berkay vesaire dedik de yani. Ya Mesut hakkını verelim. Berkay iyi oynadı. Bertolacci'nin evet. evet. gol katkısı iyi. Fred'in çok iyi geçirdiği haftalar var. Ruben Ubero'nun çok iyi oynadığı evet. maçlar var. Berat'ı bir konsey önce rahat rahat geniş geniş çok daha iyi olması için söyledik. Abdülkadir Ömür'ün iyi geçirdiği haftalar var ama bunlar çok başka bir şey oynadılar yani. Mesela Abdüş bir aya damga vurdu mesela. Bayağı. Bir başka bir şey oynadılar abi Bir aya damga vurdu abi. Yani ilk yarı dediğimizde başka bir şey. Evet sol kanat oyuncuları. Anthony Bakeme, Trabzonspor'dan. <laughs> 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 Max Krader. <laughs> <laughs> Max Krader. <laughs> <laughs> Bak mesela hakikaten bayağı iyi oyuncu ve inanılmaz evet. katkısı var takıma ama şimdi. Nasıl abi? Rıza Hoca'ya desem Max Gredel mi, Vakayem mi? Rıza Hoca bile Vakayem diyecek yani. Gredel'i e soralım abi. Gredel de onu diyecek, doğru. Eee Adana Demirspor'dan Vargas. Bence Gredel'den çok daha iyi oynadı. Çok doğru. daha iyi oynadı. Peki tam bir böyle daha çok sol açıkta mı katkı sağladı? Biraz, Biraz onu forvet gibi. Değil hamle değil mi? olarak da katkı forvet sağladı. Forvet arkası gibi, ikinci forvet evet. gibi de gördük ya. Hamle yani. olarak da çok maçta yer aldı bu arada. Evet. Hep 11'de oynamadı. Bir diğer adayımız. Harry Potter. Yani Bakayme ile kıyaslayacağımız hangisini koysak diyebileceğimiz isim bence. Kıyaslamam ama çıkışına saygı duyarım. Yani ilk yarı inanılmaz iyi işler yaptı. Bakayme kıyaslamak istiyorsan hı hı. işin içine Avrupa'yı da katmamız gerekirdi. Avrupa'da da çok özel iş yaptı. Tabii. Eğer Avrupa'da bu işin içerisinde olsaydı bu yazdığımız 11'lerin içerisinde hı hı. kıyaslayabilirdik. Ama sadece lig performansıyla bence Kerem biraz Galatasaray'ın forvet hattında kendisine eşlik etmeyen oyunculara kurban gitti. Hı hı. Çok daha iyi istatistikleri olabilirdi. Ama şüphesiz ki ilk yarıda Galatasaray'ın en iyisi. Yani zayıf diye takibi zayıf diye tabir ettiğimiz sezonlarda takımlarımız içinden geçerken kazanılan oyuncular vardır. Kerem oyunculardan evet. biri oldu. Bu i̇lk arada çok tartanma. satılacak oyuncu konuşuyoruz. Bana tebrik ederim. O evet. Ben tebrik göre ederim. Daha en, rahat, en rahat Kerem gidecek. Kerem transfer yapar. Konya pardon Hatayspor'dan El Kabi ya bu Penza gittikten sonra Akintola gittikten sonra zor oraları doldurmaları diye düşünüyordum ben. 8 yapmış. Çok 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 iyi ha. iş çıkarttı. Yalnız abi burada da bu adam da çok iyi iş yaptı. Evet, burada. <laughs> Bunu görünce hep aklıma Fenerbahçe'de bir problem oldu. <laughs> Ya 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 Fenerbahçe adam geliyor harika bir performansla Fenerbahçe'de olmuyor gidiyor yine harika bir performans. de öyle abi. Silman. Abi bir kadar problem var ya. burada yani e, bu. Tamam acaba Fenerbahçe büyük camia kabul ama. Tam tam ama bazen bazı bazen oyuncular büyük camia baskısı stresi altında performanslarında. Peki gelenler Tiam'dan daha mı iyi abi? Mesela şöyle Mesela bir bir bakalım. Rossi. Rossi. Tiyamdan daha iyi. Daha mı iyi? Değil. Biraz kendini de ara o zaman ya camia olarak. Çok, Adamı kaybettin. Çok... Bu adam bu ligde Fenerbahçe'ye çok gol atardı. Abi Beriş adam bak. Beriş yani çok Almanya'da net. oynamış ya milli takımda. 21 yaş altı milli takımda işte. Ay Allah üçlü ya. forveti kanadında. Bu daha üçlü forvet kanat oyuncusu. Kasımpaşa'da ne oynuyordu? Koyta'yla beraber ligin evet. içinden geçtiler 6 ayda. Adamı ne çabuk kaybettin, ne çabuk kötü olduğuna, bu takımın oyuncusu olmadığına karar verdin ya. Abi biraz oynama istikrarı arar, forvet oyuncuları. Öyle bir maç oyna, iki bekle, bir oyna, sonradan girle. Olmaz o iş. Erman da ayrıca, ayrıca şu da var mesela. Şimdi Mameția olmadı denildiği yerde ben kadromda kim var, kim Mameția'nın yerine tercih ediliyor, kim oynuyor diye bakıyorum. Fenerbahçe kadrosun işte Berişler, rossiler falan. Ya olmaz bu şüphesiz mevcut kadrondaki oyunculardan daha iyi bir oyuncu. Sezonun ha, sonunda Volkan Demirel'in söylediği aklıma geliyor hmm. Mamatiyam üzerinden. Ya büyük takım oyuncusu değil diyor. Onu meziyeti doğrultusunda söylemiyordur Volkan Hoca. O hani büyük takımın büyük takım oyuncusunun refleksi, baskı altında iş yapabilme özelliği tarafından söylüyordur. Orada zaman zaman oyuncuların Büyük takımlardaki performansları sekteye uğrayabiliyor. Şimdi Acaba abi, öyle bir şey mi Fenerbahçe var? Fenerbahçe kadrosunda Volkan Demirel'in tarif ettiği bir oyuncu var mı? Baskı Büyük altında. Şöyle sorayım, gol kralı adayım var mı Fenerbahçe forvet hattından? Yok. Gol kralı adayı bence. Evet. Başka sorum yok. Yani tamam baskı altında şunu yapar bunu yapar ama bir istatistik gerçeği var. Hani neden olmadığına bir açıklama bulmaya ya. Serdar Dursun, söylediği falan aklıma geliyor. Serdar Dursun oyuna giriyor Fenerbahçe'de. Zaman zaman da iş yapıyor. Çok daha iyi oyuncu bence. Çok, daha yönlü. Yani, çok daha iyi daha oyuncu. Yönlü. E demek Başka ki sen bakarız. oyuncu seçiminde bir problem yaşıyorsun önce. Abi teknik direktörün raporu verir. Ben bunu istemiyorum der. Yönetimine gönderir yani burada. Fenerbahçe'nin sol nokta. kanadını kim oynadı bütün sene? Ferdi. Ferdi. Olmadığı zaman... Bir, bir hafta Zalay'ı attı. Nova attı. Nova attı. Nova attı. Muhammed. Muhammed'i bile, Muhammed bile da... oynattığı zaman var. E, raporu verdi. Caner gitti abi. Caner gitti yani. Evet. O zaman aday sayımız yani daha böyle elediğimizde 3 mü? Yani Kerem, Hakeme ve Tiam üzerinden Kıyaslayabileceğimiz de. birisi olduğunu düşünmüyorum Hakeme ile. Hı. Yok yok oraya Hakeme'yi yazacağız. Çok iyi oynadı. Hakkını verelim. Kerem evet. Ama yani tebrik ediyorum bu arada. Yani gerçekten 19 puan geri düşmüş. Galatasaray'da parlıyor çocuk yani. Sen güzel bir örnek verdin. Avrupa'yı da burada dahil etsek belki Kerem Elbette. e, buraya asılacak isim olurdu. Ama Vakeme'de üst düzey bir ilk yarı geçirdi. Avrupa'yı dahil edeceksek Vakeme'yi asardım yine. Marka Ağabey de konuşurduk o zaman. Bu? Avrupa'da ba iyi çıkardık. asardım. Kerem'e de yer arardım. Ama Vakeme'yi yine asardım yani. Peki. Güzel durdu. O zaten oraya alışık Alıştı ya. Alıştı yani. Önce onu yazıyoruz. Sonra etrafın. Sağ kanat adaylarımıza geçiyoruz. Sen spora gittiğin zaman gelip yanında seni konuşturan oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ben ne? yürüyüş bandında yürüyordum. Yok <laughs> <laughs> <Ya> merak <laughs> ettim sadece ya. Arman da buraya geliyor diyorlar. Ha. Başka yere gidersen rahatsız ederler değil mi? Ne kadar gerçin Bilmiyorum ki. Siyah giyiyorsun ya kurtarmıyor onu söyleyeyim ya. Yani. Ne yapıyor lan? Siyatun da avantajlıya bağladım. Aa aç kızsın ya. Ya, ya, ya? ya. ya sutun çıkalım dedim o yanlış yerden çıkmıyordu. <laughs> abi ben Sakat tarafına geçiyorum. ise annise Hatayspor'dan Adana Demirspor'dan Yunus Akgün. <laughs> Başakşehir'den biz artık Trabzonspor'dan diyeceğiz sezonun e, ikinci yarısı itibariyle. Sen bir seydin Yunus'a bakabilir miyim ben? Al abi. Teşekkür ederim. İyi abi şey? Biliyorum bir şey. <laughs> Yazışıyoruz deriz <da> arasına. <laughs> Alay Spor'dan Bu onu sen şey canın iyi okumadan şunu söyleyeyim. Hı. Oğlum biraz sakin ya. ya. Sen böyle bir adam değilsin. Böyle bir, bir agresif, sahiçi bir tavır tutum değiştirdin. Biraz sakin. Dinle sen abini. Dinle. Sen futbolcusun. Her şeyden önemlisi futbolcusun. Bu arada ne ya. kadar iyi bir çocuk. Ha? Tertemizli bir çocuk. Pırıl pırıl. Ya, ya. Al içine sok öyle temizleyen. Evet yani. çok dünya hakikaten tatlısı. çok iyi çocuk bu arada. Ama bir gereksiz stres, sadece bir gereksiz konuşmaya büründü. Sen bir gördün bir şeyler. Gör, yani. Bu Başka türlü söylemem zaten. Öyle de bir şey değil, değil. Karakter değil. O yüzden biraz daha sakin boş ver. Ya izledir. Janine ile ilgili enteresan bir şey söyleyeyim sana. Janine'yi sağ kenar için mi bir alternatif yaptık? Biraz Ön daha. Şimdi. Ön taraf için de koyabiliriz. Santrafor. Sağ evet. taraf. İkinci santrafor, sol, santra sol taraf. Her yer için alternatif evet. olabilecek enteresan bir oyuncu. Evet. Bir teknik direktörün bir oyuncuyu ne kadar doğru kullanabileceğinin en güzel örneği Jan Janine. Müthiş faydalı oldu. Evet. Ne gibi ne güzel konuştu. normal bir şey söylediğim zaman abi da gülüyor. bir şey okuyordum ben. Ne ne <laughs> ya abi ben abi, ciddi bir şey ben, aynen, aynen, aynen gülüyorum gülüyorum, ya, Hayran ya. Diyor ki, ne gülüyorsun? Abi gülümse bak. Gülümsüyorum, gülmüyorum. Gülümsemekle gülmek Gülümsemek arasında fark var. Lütfen. Ee, yani, yani seni gülümseyerek dinliyorum. Evet. E, Serdar Gürler. Bu arada yine sağ kanat için. Kendisini keşke Galatasaray bırakmadı. Bırakmasaydı. Dedirttiği için tebrik Aynen. ediyorum. Biz bunu niye bıraktık dedi bütün Galatasaray camiası. Önce bunun için tebrik ediyorum. Sadece Harik. Galatasaray camiası değil. Türk kamuoyu da söyledi. Bütün kamuoyu, kamuoyu söyledi. söyledi. Kiralık geldi ama sahibinin olduğu takıma karşı gösterdiği performans ve profesyonellikten ötürü de tebrik ediyorum. Maç sonu açıklamaları da. Maç açıklamaları, golden sonraki abartısız sevinci her şey için tebrik ediyorum. Özel hayatında da düzeltip inşallah seneye Galatasaray'da bugün Kerem'in verdiği katkıyı vereceğine inandığım bir oyuncu. Abartılı olmasın en az Kerem kadar yetenekli. Ben hemen bir soru sorabilirim akabinde? Ben de bence daha yetenekli. Öyle demek istemedim. Yanlış anlaşılmasın. Bence daha yetenekli. Bir top kontrol yapıp bu konu... attığı bir gol var ceza sahası içerisinde. Hayran kaldım. Evet, evet. Kontrol ederken adam geçti. Evet. Birinci sınıf bir oyuncu. İnşallah bu istikrarını Galatasaray'da da devam ettirir ama Galatasaray'da kalsaydı bu oyuncu böyle olmayacaktı. Bir daha söyleyeyim. Şans bulamayacaktı. Bu oyuncu 45 dakika basat oynayınca Galatasaray'da evet. kenara gelip iki maç bekleyecekti. Evet. Bu oyuncu Adana Demirspor'a gitmekle kariyerinin en doğru kararını vermiş. Peki. Bir Arda Turan hikayesi çıkar mı buradan abi? Çıkabilir. Manisa hocam. hatırlarsınız. Atletico Madrid Barcelona gör, görür kısmında değilim. Hayır, şöyle Ama yani. yükselişe geçti. Manisa döndün. Karuska mıydı? Ee, o sezon, döndü sezon Arda'nın. Yani Manisa'dan tekrar Galatasaray'a geldiği sezon Karuska transfer edilmişti. İyi bir performans ortaya koymayınca o maçta oynayamadı. Arda bir formayı aldı, bırakmadı mesela. Bizim maçta Böyle şey patladı. olabilir. Mi? Konya maçında 3-3 biten bir maçımız var bizim hmm. Konya'yla. ile. Şeyle Galatasaray'la İstanbul'da. Abi gebertti bizi ya. Bizim oyuncuların içinden geçti ya Arda. Dedik ki bu nedir? Ama hakikaten Manisa'da 30 maç falan oynadı. Güçlenerek gelmiş. O kadar özgüvenli, birebir de kolay adam eksilten bir oyuncuydu ki. Dedik ki bu nedir yani? Yani 3-1 öne geçti Galatasaray. Kanatbek de oynattı beş dakika falan mesela değil mi Ersun abi? Hoca? Şeydi, kanat bek olarak da oynadı. Yani önemli, yani, önemli da, olan da... Galatasaray'da orada... oynamadı. Manisa'da oynadı. Manisa'da evet, oynadı işte. Ersun Hoca oynattı. Şimdi Yunus için şunu söyleyeyim. İşin görünen kısmıyla Erman'ın anlattıklarının altına imzamı atarım. izlediğimiz kadarıyla. Ama Yunus için aldığım info... ...biraz kopuş hikayesinde, biraz... ...bu zamana kadar gelişimini tam tamamlayamamasından kaynaklanan işler var. Her genç oyuncuda zaman zaman yaşadığımız, rastladığımız, şahit olduğumuz. Umarım orası toparlanır. Oynamak... Gurbet, yani yuvandan uzakta doğru işler yapıp güçlenerek yuvana gelmek oyuncunun gelişimine katkı sağlayan işlerdir. Umarım buradan teneffüs eder. Yoksa meziyet olarak ya bir Arda Turan çıkar mı orayı bilmiyorum. Çok erken bunu söylemek Hı -hı. için. Çünkü büyük takım performansında, büyük takımda yapacağı işleri de görmek lazım. Ama en az Kerem kadar katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Belki daha fazla. Çok zor be. Bir oyuncunun, mesela şimdi Galatasaray'a dönecek. Yani başka bir Yunus Akgün olarak dönüyor giderkenki haline nazaran. Burada yaşarken çok büyük bir sınav biliyor musun? Yani Galatasaray forması giyen bir oyuncusun. Tümer abi benden çok daha iyiydi. ben giymedim ama Trabzonspor'da bile bunu hissettik. Yani özel yaşantın, kanın çok hızlı akıyor, gözdesin, para kazanıyorsun. Binlerce kişi seni takip ediyor. Ayakkabı markana kadar her şeyde Hı. takip edilen bir insan oluyorsun. Seni arayanlar da ona göre. Şimdi hakikaten genç oyuncu için büyük takım oynamak çok büyük bir sınav. Çok başka bir dünya görüşüne sahip olman lazım bu sınavı geçebilmek için. Kolay değil. İnşallah bu konuda tek başına ben bu işi hallederim demez. Bence genç oyuncuların büyük takımlarda oynarken yardıma ihtiyaçları var. Bizler el olduğumuzda bulduk zaman zaman yolumuzu. Ama günümüzde bu kadar bu işin profesyonelleri etrafını donatma açısından söylüyorum. Profesyonelleri halihazırda mevcutken genç oyuncuların acilen başvurması kanaatindeyim. Bırak. Senin hayatını biraz düzenlesinler. Biraz onların dediğine göre yaşa. Ki hata payın daha az seviyede olsun. Çünkü altı çizilecek yer bir yerde kanın kaynıyor. Ve burası işte karga. Haklı da. kaynar, tabii kaynar da. Kaynarttı. Arada... Ben kulüplerin yatırımına bir şekilde bir koruma sağlamasından yanayım. Kulüpler var ya sadece genç oyuncuların Doğru yönlendirebilmek için adam çalıştırmalı Erkut. Ya bir de şöyle sadece, sadece mesela antrenman performansıyla değerlendiriyorlar orayı. Ben oraya çok sinirleniyorum. Yanlış bakış açısı. Yani hiç. gelsin antrenmanda biri göz kulak olsun daha çok ilgilensin işte salona girsin vücudunu geçsin. Hayır dışarıya yatırım yapmıyoruz. Dışarıdaki etkenlere yatırım yapmıyoruz. Oyuncu testten bir çıkıyor Ertesi gün gelene kadar kimse ne yapıyorsun, hmm. ne ediyorsun ilgilenmiyor yani. Orası biraz önemli. Nasıl çatal, bıçak, kılı, kıyafet, yabancı dil, kitabı, saçı, parfümü her şeyle ilgilenmek lazım yani. Sezon sonu 20'ye satarsa Kerem'i bu performansını devam ettirirse şaşırılacak bir şey mi? Yok Dağası değil. Için? Değil. Bir 20'de burada var. Bak. Ya, doğru yatırım bu. İki yıl önce bir 20'de burada var takım, abi. Hangi Belçika takımıydı ya arkadaşlar? Andalet mi? kulüp görüşü bir 4 milyon euro Andel. konuşuluyordu andalet yani. 4 bu, milyon euro konuşuluyordu. Bu oyunda, bu da ekmek var. Aynen. Ya şimdi, şimdi bir şey söyleyeceğim. Morutsan geldi sezon başı. Ne fazlası var abi? Bence hiçbir fazlası yok. Morut'sa gönder gönderdi Adana Demirspor'da böyle olmayabilir. Ne fazlası yani, var abi? Ben sabah kadar Yunus'u tercih ederim. Gerçekten i̇şte, sabah. Tam kadar. söylediğimiz yer burası. Ama şundan söylemiyorum ben bunu. İşte Yunus gitti Adana Demirspor'da çok iyi performans gösterdi. Yunus'u yollamayın da Morut'sa'nı niye aldınız? Yunus'u yollaması. Hayır öyle değil. Bazen bu gerekir. Tekabülü Hı -hı. tamamlamak için. Yunus'un gidip Adana Demirspor'da bu performansı göstermesi, bir olgunlaşması, geriye daha güçlü dönmesi icap eder. Burası aydı Ama şu anki görünen şey Yunus'tan daha fazla. Ben Morutsan üzeri kadar çıkmayalım abi. Keçören gücünden aldıkları oyuncu kimdi? Barış Alper. Barış Alper. Barış Alper'in niye aldığında Yunus'u tutmadın mesela? Orayı da tartışabiliriz. Tabii burada oyuncunun Barış kendi Alper'de isteği bon de, de Verdin. Yani mesela Adem Büyük de böyle ayrıldı ama, Galatasaray'dan. Ben ama, de, de oynayabileceğim yere gideyim. Oyuncuyu kim yönlendirdiyse ya da kafasındaki doğru gidip bir yerde oynayarak güçlenip Bence gelmek. Bence da doğru. hissettirildi bu. Oyna, yani onun forma şansı bulamayacağı oyuncu hissettirildi bence. Yani zaten oyuncu hisseder onu. Kampa gittiğinde anlarsın. Abi şöyle yani. bir sayınca bak Barış yani çok, Alper yeni transfer. Evet. Bu pozisyonda Feguli var. Morusan'ı almışsın. Tabii. Etti sana 3 kafadan Aynen. zaten. Oğulcan evet. var. E, Halil Oğulcan var. var. Oğulcan daha ceza almamıştı muhtemelen yani. o giderken. Ne olacağı belli değildi falan. Orada çok alternatif görünce bana yani orada Öbür evet. evet. tarafı Babeli, Emre Kılıç, hepsi yani. aynı Ardısı orada sezon başı. Ama tebrik ederim. edelim yani performansı özellikle. 11'e yazmadığımız oyuncuları daha çok konuşuyoruz. Yani neden? Çünkü aday olmaz. Bu da saygı edenlerden. Rizimli. Biraz önce Fazla ne dedin yani. abi sen? E, oyuncunun Efecan'la ilgili söyledin değil mi? Evet. Konuştuklarına dikkat et. Aa sağ, sağ Buna da söyler misin aynısını? E, ama... Serdar biraz daha sağ dışındaki konuştukları. Ama olarak. bu etmez. Efecan'ı, Efecan'ın edeceğini bildiğim için söylüyorum. <Dinleme>, bu etmez. <gülüyor> dinleme, <gülüyor> <de. Biliyorum>. Ama <laughs> futbolcunun da <laughs> bu etmez. Ya tabiri caizse Serdar biraz delisi makbuldür ya. ya tamam. Tamam. Ya. Bu, budur yani bu bunun etmeyeceğini bildiğim için bir şey söyleyeyim. Bu iyi tanırım. Serdar'ı da iyi tanırım. İlhan Fransa menşeli galiba Serdar Güler İlhan, İlhan Hoca'yı Fuat abiyle yaptığımız yayına konu kalmıştık. Orada söyledim. Serdarsız daha iyi oynadırız Bence bu tasarrufu değerlendir dedi Bunu ona söyleyeceğim dedi. Dedim ilet zaten. Yani yayında söylüyorsam zaten... <laughs> bu, daha iyi oynamadılar ya. Şaka ya yapıyoruz zaten. Çok iyi Şaka yapıyorum. Ha, <laughs> bir büyük takım bu sene geçirdiği gibi bir sene geçirir mi falan diye düşünüyorum ama işte Konya Spor'un oynadığı oyun, Anadolu takımlarında oynanılan büyük takımlara karşı oynanılan ya da bir ligin tamamında oynanan oyunla büyük takımda her zaman oynadığın, seçtiğin oyun arasında dağlar kadar fark olduğu için biraz oraya sıkışıp kaldı. Ama bir Anadolu takımı çalıştıracak olsam gözüm kapalı her daim kadromda bulunmasını istediğim oyunculardan bir tanesi Peki oldu. kim sağ kanadımız? Edin Visca. Visca mı? Bu da bu 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 bu, bu çok en az vakayeme kadar özel bir oyuncu. Ya kaptan hem istikrar... Hem şu, şu onun soracağım sana. Şurası 18 falan yazabilirdi gollerdi. Evet. Sezona Emre Hoca ile başlasalardı o asist 15 yazıyordu 18, şu 18 falan yazabilirdi şu anda yani. O işte Okaka mı kaka golleri yapmış olsaydı ya da Berkay'ın. Tabii yok. çok çok evet, net ya. üreten oyuncuymuş. Niye yazmıyorsunuz? <laughs> evet, evet, evet. Bu arada arkadan yani, sufle veriyor Kasım ayında Serdar'ı biz sağ kanada seçtik. Evet. Ligin ilk yarısı için seçemiyoruz o yüzden tweet atma Serdar. <laughs> atsın ya, ya. <laughs> keşke tweet atsın mesela. Biz cezalandırmayız ki tweetleri. Keşke ]lere. Biz tweet atsın evladesi. ya keşke. O kaka karta sığmıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> o kaka. Sen okusun ya. Youtube yayını ne güzel ha. Santoforları okursun Korkayım abi. Bakayım canımın içi. Ama göstereceksin böyle sonra benim gibi böyle. Andreas Cornelius liderin santraforu. Mario Balotelli Sergen Hoca'nın futbola döndürdüklerinden. Okaka Emre Hoca ile başka bir seviyede oynadı. Umut Bozok herhalde düşmemeyi oynayan bir takım için bundan daha iyi performans olur mu? Ben yorumlarımı yapıyorum bırakacağım ben, birazdan. Penaltı gollerinin dışında da var. Evet. Alexander Pesic Bence burada eğer senin söylediğin bir şey var. En çok gol atana bakarım ben dediğini yani, hatırlıyorsun. Evet. Abi ben burada bundan ayrılacağım. Cornelius diyeceğim. Çünkü dakikasına göre en fazla skor yapan oyuncu ve Hı. hani maç çözen gollerde çok önde. İlk geriye damga vurdun mu peki? Santraforlar mi? Yok, öyle söyleyemem. Öyle söyleyemem. Benim kriterim çok basit. Yani Hı. pozisyon kaleci ve santrafor için Senelerdir aynı şeye bakarım. en az gol yiyen, en fazla gol atan sanıyorum Pesic, değil mi? Evet, Pesç. Evet, 11, 11, 11 oldu. Çok özel bir santrafor mu? Hayır. Çok belki Balotelli daha iyi santrafor. Tabii canım ya. Cornelius zaman zaman takımına daha fazla katkı sağladı, kabul. Okaka Yani şu Juscel'le karta sığmıyorken Olağanüstü işler yaptığını <laughs> söyleyelim. Doğru. <laughs> Hakikaten takdir hak ediyor Umut Bozok. Evet. Darbeyi de alıyor, gıkı çıkmadan gidiyor. işini Hamle oluyor. De. Mesela büyük takım olsam ve param olsa, Türk Aha. oyuncu kralı da bu kadar seni sıkıştıracaksa, harika bir hamle, harika bir ikinci santrafor Umut Bozok'u transfer ederim. Yalnız bir şey diyeceğim ya. Aslında Süper Lig'in bu sezonki özeti değil mi? Yani şöyle Süper Lig'in yakın tarihine baktığımızda, izlediğimiz santraforlara bir göz atalım, hatırlayalım. En iyisi Sörlot son dönemde. Yani Sörlot, Mario Gomez, Dembaba, Gomis, Gomis, Abu Bakar, Abu Bakar, Van Persie. Ya Abu ilgili Kao. bir şey söyleyeceğim. Abu Bakar'ın ağzına ne oldu sebebi? <laughs> <laughs> Abu Abi öyle söyledin <laughs> mi bana? Abu ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu bilgi net mi? Abu Bakar geçen sene bir veya iki maç daha oynasa sözleşmesi evet. otomatik olarak uzuyordu evet. ve bu yüzden 5 yaş oynatmadı doğru mu? İlk başlarda öyle. İlk başlarda öyle. Ondan yani böyle sonra Şubat gibi falan. Ondan sonra, ondan sonra ihtiyaç doğdu. Bu sefer Abubakar, uyandı Messi'de. Beşiktaş'ın bu seneki başarısızlığının en önemli sebeplerinden bir tanesi Abubakar'la ilgili bu kararı kim aldıysa o. Çünkü iki tane yerine oyuncu aldın. Kaç paradan kaçtın bilmiyorum. 2 milyon Euro'dan mı, 1 milyon Euro'dan mı fazladan. Neden kaçtı bilmiyorum Beşiktaş Abubakar meselesinde. En az Şampiyonlar Ligi'nde 1 veya 3 puan. Ligde de bu kadar geriye düşmeyecektim. Bir iyi santrafor problemi yüzünden Laring, Gezal performanslarını düşürdün. Beşiktaş takımı bütün kulvarlarda kaybetti. Hiç değmezmiş. Şampiyonlar Ligi'nde santrafor, maç Santrafor'dan mı? kaçan Galatasaray Gomez yüzünden 100 milyon euroya yakın para ödemiş. Hala daha aynı performans yok. Fenerbahçe yıllardır arıyor. Doğru mu? Doğru yani. Muriç'ten sonra da arıyor bir büyük takım Santrafor'un fazladan 1 milyon, bir buçuk milyon oyuncusundan kaçarsa ne kaybeder diye bir kitap yazsak bu üç büyük takımı al üst üste koy anlat. Niye kaçtın Abu Bakar'dan? Sana bir Sezen Aksu şarkısıyla cevap vermek için. Çok istedim. sebebi var da. Hayır abi bir tane sebebi var. Para da... Santrafor'da paradan kaçamaz. Sadece abi. para değil. Ee, Abu Bakar'ın hali hazırdaki geçen sezonki sözleşmesinde hani sakatlanırsa Maddesi vardı ya tekrar o maddeyi de koydurmak istiyordu mesela Beşiktaş yönetimine. İyi de adam 30 maç oynayacak yani. Aynen öyle. Yapma Ama işte seversen. bu bunları düşündüğünde olmadı o iş yani artık. Yönetici başarısız. Ama dediğin analize de katılıyorum. Buyurun abi. Size abi o pozisyon yani bu pozisyon. Konuştuğum, üzerine konuştuğumuz pozisyon. Birini buldum ve fayda sağladı. Doku tuttu. Abi seni pamuklara sarmalar sararım yani. O kadar. Abi. Bravo. Hemen 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 hemen. Gönlünü hoş edeceksin abi. Bit gitme bir yere abi diyeceksin. 500 bin euro vermemek için 100 milyon euro harcarsın. 500 bin euro iyileştirme yapmamak için şampiyonluğu ona mal etmemek için 100 milyon euro harcarsın. Ya da bir oyuncu koyamazsın 4-5 sene neba olur. Yenilenirsin, yenilenirsin. Yeniden mühendislik yaparsın. Olmaz. O pozisyon çok özel pozisyon. Tümer abi mu... bir golle şampiyon oldum. Bak şampiyon olmasaydın çok daha fazla konuşulacaktı. Bir parça o yanlış hamle Kesti. o şampiyonlukla üstü kapanan bir hamle oldu. Ama bu sene Şampiyonlar Ligi maçı Aramadın mı Beşiktaş? 20-25 dakika bir Şampiyonlar Ligi maçını iyi oynuyorsun. Golle süsleyemezsen geçmiş olsun. Süsler de o. 6 maçın en az 3 tanesinde iyi başlayan taraftı Beşiktaş. Süsler evet. bir de Abu Bakar. Evet. Çok arada Abu Bakar'ı Beşiktaş. Katılıyorum sana. Çok büyük yanlış yaptılar Abu Bakar'ı bırakmakla. Bir daha da alamazsın o profilde bir adam. Peş içme. Ya benim tercihim. Evet. Hiçbirin içime biliyor musun abi? İşte o yüzden bu konuyu açtım. Yani, ya yani ben 11-11 abi. Çift 11 santrafor boy. da yazabilirdik. Benim kafamda Mesut çok fazla yoktu. Mesut'un yerine çift santraforlu Hı -hı. bir şey düşünmüştük ama Mesut konusunda Tümer abi tabii ki katılıyorum. Çünkü o bir de bir sınavdan daha geçti. O bir de Perera sınavından geçti. Abi adam adam forma savaşını kazandı. Forma ya. savaşı kazandı. Bu bile yeter. Real şey girmediği var. forma savaşı'nı Fenerbahçe'de kazandı. 12 maçta 4 maç 11 başladı abi. Perişan etti adamı. 1, 2, 3, 4, 5 tane Trabzonsporlu yazdık. Cornelius'ta yazsaydık sanırım kimsenin ihtiyacı şey e, itirazı olmazdı. 6. Şu bireysel performanslara bakınca Trabzonspor'un liderliği çok da şaşırtıcı değil hakikaten. Yani. E Konya'nın bulunduğu yerde şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı bir şey daha söyleyeyim. Bir Fenerbahçeli var. Daha sahili yok. Beşiktaşlı? Yok. Yok. Fenerbahçeli başka kim var? Hataylı var. Ha, i̇ki var. Yok. Fenerbahçeli var. Ya Başak geçen seneye var. damga vuran iki tane adam konseyde önümüzde yok mesela. Gezzallerin. Tabii. Evet. Roziye. Rozi. Roziye. Vida. Evet. Mesela Vida'nın. Bana, yani. bana Vida deme. Yani şöyle Vida'nın da o tecrübesi ismi bu sezon şu konseyde konuşulmayı hak edebilecek bir durumda ama o performans ortaya çıkmadı. Burada da çok zorlanmayacağız gibi geliyor. Abi orada değişik aslında parametrelere bakmak lazım. Yani. Bir, Orada da hakkını vereceklerimizin açık ara üzerine, farklı, üzerine daha liderlik, fazla. E, koltuğunda oturan Abdullah Avcı mı ilk yarının hocasıdır? Yani geldi hali hazırda çalışan Süper Lig'deki teknik direktörler arasında ve çalışmayanlarda da dahil olmak üzere 3 puanlık sisteme geçildiği andan itibaren en fazla puan ortalaması yakalamış teknik direktörden bahsediyoruz. Emre Belezoğlu. Böyle bir özelliği var. İlan Palut. Yani bu ligde e, ne kadar değişime ihtiyaç olduğunu gösteren bir hoca. Yani analizin ne kadar değerli olduğunu, rakibe göre kendi taktiğini de belirlemenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi bize İlhan Palut Hoca da. Ve Ömer Erdoğan o da bu sezon önemli işlere imza attı. İkiye düşürelim mi? Düşürelim. Bence İlhan Palutlu Abdullah Hoca. Ben koalisyon yapalım orada Peki. diyorum. İlhan Hoca ile Emri koalisyon yaparım ama evet. Abdullah Hoca'yı yazdıktan sonra. Peki Hı. şunu söyleyelim. Hangisinin yaptığı daha büyük iş mesela? Yani Emre Belezoğlu tamam geldi. Üzerinde baskı yoktu. Bu puan ortalamaları zaten... Yo baskı e, varken varken Fenerbahçe'de de iyi iş çıkardı. İyi iş çıkardı. Bu, bu ilk yarı için söylüyorum ben. Diğer tarafta hani Abdullah Hoca'nın e, oyuncu kadrosu, arkadaki seyirci gücü, e, takımın maliyeti Abi İlhan daha, daha büyük iş ona ya bakarsan. Yani. Böyle izlemekte zorlan, zorlandığımız, izlerken sıkıldığımız, uykumuzu getiren şansal büyük ağ moduna düştüğümüz <laughs> Konya sporu bayağı heyecanlı, tempolu, pozisyon üstüne evet. pozisyona giren, kaçıran, gol üreten, skor üreten, hücumu oynayan, oyunun her yerini oynayan bir takıma dönüştürdü. Ve benzer oyuncularla yaptı bunu. Yani aynı kadro mühendisiyle yaptı. Bu kıymetli bir şey. Öbür taraftan bir hocayı anlattık bütün ilk yarı boyunca. Gerek maç önü demeçleri, gerek maç maç içinde yaptığı hamleler, oyuncuyu tartışılmaz kılması, yıldızlara gösterdiği önem, itina, özel. Öbür tarafta takımın sevk ve idaresi açısından maç önü, maç sonu beyanlarıyla olağanüstü bir profil çizdi. Emre hocayı zaten Hafta bir hafta çok doğru yerden değerlendirdik. Olan Olağanüstü bir puan ortalaması ve devam ediyor. Ben o yüzden koalisyen yapalım diyorum. Ha. Neden hepsini yazmıyoruz Emir yani? Emre Hoca'yı ha. şundan dolayı saftaşı bırakırım ben kendime. Ver durumu. onun baş bir şey <laughs> uydurayım ben. <laughs> Emre Hoca'nın. E, gibi. Abi hep bir sesli harf yalnız ha. Verirsin araya bir şey vururuz. Başakşehir kadrosunun, Başakşehir kadro kalitesinin yaptığı sürpriz mi? Değil. Değil ama Konya Konyaspor'unkisi süperdi. O yüzden ben Emre'den ziyade Emre Hoca'dan ziyade İlhan Hoca dedim. Bu birincisi. ikincisi teknik direktörlük başarısını alt alta yazdığımız zaman Abdullah Hoca'nınkine sayfa yetmez. Doğru. Yıldız oyuncularla yani. barışık abi. Bir de Konya Spor'u sezon başlarken kimle kıyaslarsın rakip olarak? Onlar biraz da Anadolu takımları ama Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'u İstanbul'un şampiyonluk adaylarıyla kıyasladığın zaman onlar nerede Trabzonspor nerede? O yüzden sezonun en başarılısı Abdullah Hoca. Katılıyorum. Bir ben tane de... yıldız oyuncusunu, bir tane yıldız oyuncusunu tartışılabilir hale getirmedi. Fenerbahçe'de her yıldız Pelkas tartışıyoruz, yok Mesut Özil tartışıyoruz, Dorukan hani... bile parladı. Do... Abi Yusuf Sarı ile iş gördü. Yusuf Sarı ile. Canım iş bu iş hikayeler ya. koyun Abi, herkesle, da var. herkes. Ama şunu ben şu açıdan bakayım size yardımcı olmak için. Şimdi Trabzonspor'un ilk 8-9 haftadaki performansında sakatlıklar vesaire ortada yoktu. Bakasetas dedik, işte Vakeme dedik, e, Marek Amşik ve Uğurcan üzerinden biraz daha okuduk. Yani bu oyuncuların varlığı, bunlar olmasa ne olacak sorusu çok soruldu. Bunlar yokken de maç kazandı. İki tane oyuncusu, iki tane ideal 11'inden iki oyuncusu sezonu kapatı. Evet. Cervinho ve Edgar. Edgar. Bazı maçlarda Hamşik Vakeme, bazı maçlarda Bakasetas Bakayeme olmadığı halde hiç skor sıkıntısı çekmedi. Galiba Hamşik, Bakasetas ve Uğurcan 3 aynan da yokken, yokken de Aç kazandı Trabzonspor. Sistem oturdu. Her oyuncu katkı veriyor. Bazen diyorlar ki Trabzonspor kadrosu onlar kadar... Hayır Trabzonspor kadrosunun işlerliği Abdullah Hı -hı. Hoca üzerinden. Ya oluyor. abi Trabzonspor kadrosu ligde şampiyonluk yarışı içinde bulunan bütün kadrolardan daha aşağıda. Ben söyleyince kızıyorlar sen söyle. Yok ya neye kızıyorlar? Abi Yusuf Sarı'yla Serkan Hasan'la falan maç kazandı. Hatta o. o adını söyleyemediğim sol bekle. Tronsa. Söyleme. <gülüyor> <gülüyor> söyleyemediğim sol bekle falan hafta kotardığı, İsmail Köybaşı'yla hafta kotardığı haftalar var Tabii. yani. Öyle değil. bir teknik direktör başarısını çok net gördük. Abdullah Hoca'ya asalım. Peki. Evet. Ama ee, her adada olduğu bize. gibi kasket kasket, yani, kasket yollasın bize. Hocaların da hakkını verelim. Yani hem ilave müeyyide yollasın ya kasket yollasın futbol. <laughs> Hocam yakıştı. Erkut ayaktayken soru sorayım sana. İlk yarının oyuncusu kim? Marek Hamşik. Katılıyorum. Çok net. Evet. Ya Uğurcan ya Marek Hamşik derdim ben. Aa, çok başka bir seviye ya. Bir alternatif arıyorsan da bakayım. Herhalde. Bakayım. Bakayım. Alternatif arıyorsam Ama arıyorsan yaptığı işler, yani tamam, vakemi kendine özel o işi yaptı ama Hamşik top topyekul... Takıma katkı sağlayan da Şimdi önlü bir yastık. 8 de evet, oynadı. Evet. Gerektiği zaman skora yakın oynadı. Gerektiği zaman savunmadan top çıkarmaya yakın oynadı. İhtiyaç nerede? Hamşik orada. Sağ bek bile oynar vallahi. Her be. yerde oynar. Bu zeka her yerde Aman, oynar inanılmaz abi. İnanılmaz ya. Senin televizyondan iki kere de bakıp gördüğünü o daha top gelmeden görüyor maçın içerisinde. Trabzonspor sana diyor bunu, bana, diyemez. Ya. Böyle abi. bir şey bana diyemez. Sana diyor bunu. Ya televizyon televizyonda... kamerayı gösterdi. o mı bir kadroyu? Takım. kalede Doğurcan, Sol bek girer mi? Sağ bek Skubic. İki Konya sporlu. Stoper ikilimiz Kim Minje, Edgariye. Orta saha e, Marek Amşik, Bakasetas, Mesut Özil, Kanatlar, Vakime, Vişça ve ileride de Peşic. Hocamız da Abdullah Avcı. Hayır burada. kadro değil ha. He. İçinize de herhalde. Tabii. Ah şu da olsaydı. Şu, şurada bir soru işaretim var dediğiniz var mı? Hayır. Benim bir tek bir sağ bek de var o kadar. Yani kimi yerine asabilir diye düşünüyorum. Onu ya konuştuk zaten. Ya yani. Öyle çok da fazla değil. E, sabek performansı ikinci yarı değişebilir. Mesele yani. nedir biliyor musunuz? Sezonun ikinci yarısının sonunda böyle Dur, bir şey yaparsak... Söylüyorsun. Bu, bu fotoğrafı çeki olabilir. Kaç oyuncu yani. değişir buradan diye düşünüyorum. Buradan en fazla 3. Üç... Şimdi Edgar zaten sezonu kapattı. Kapattı. Mecburen o mecburen beşi. değişecek. Yani Santrafor değişebilir. Buradan. Katılıyorum. Ama onun dışında ben mesela, yeni gelen Trabzonspor'un sol, sol kanadı sol kanadı. Kuasi. Olabilir mi? Edin Vistek O bir yedek sonra sonra olacak o abi. bir hamle Öyle olur mi? abi bana göre. Kenar oynamaz mı? Olacak. zaten de. Bek mi? Ha gibi. bek. Hiç izlemedim bilmiyorum. Bir de Gürcü bek alacaklar herhalde ama o daha anlaşılamadı. Aldılar mı galiba? Yok daha anlaşılamadı onlar. Uğraşıyorlar. Bence sağ bek değişebilir. Sol bek değişebilir. Rozi'ye gelebilir oraya. Olabilir. E stoper değişecektir. Isteyorsan. bir Vida de girebilir, Benito girebilir. Vida bir girer da da Biraz zor girer. <laughs> Dorukan girebilir. Sabek performansıyla bak. Şimdi Bakasitas döndükten sonra orta sahada yer bulamazsa Sabek Bruno Perez. Doğru. Sol bek. Belki Pjanic girebilir. Ne böyle. oldu çocuğum? Ne oldu? Bir hafta konuştuk, iki hafta konuştuk. Ne oldu? Bak. Geldi dünya yıldızı yerini aldı. Şuraya katkı istiyorum şuraya. Ön al oradan oraya, oradan oraya Tugay Kerimoğlu gibi oynuyorsun. Son zamanları Keşke gibi. Keşke onun gibi oynasa bu aslında. Son zamanları <laughs> gibi. E tamam ama skor katkısı. Biraz part izlemek istiyorum. Steven Gerrard izlemek Yalnız istiyorum. Yalnız kupam falan bayağı düşüş var abi. İşte. O yüzden. Bayağı düşüş biraz var. Biraz özgüven yani. de kırılmış olabilir ama tabii ki şimdi o biraz daha dışarıda kaldığı için. O da olabilir. Peki. E teşekkür ederiz işte. abi. Tüm Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>